Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bazı kripto paralar arasındaki korelasyondan bahsedeceğim. Bitcoin dışında genelde altcoin'ler arasında korelasyon oluyor. Şimdi biz bütün kripto paraları, yani %90'ı nereden görüyoruz? Belli bir market büyüklüğüne ulaşanları CoinMarketCap'ten görüyoruz. Buraya girdiğimizde böyle karışık bir liste karşımıza geliyor ama bunların arasında belli bir korelasyon var. Şimdi bu korelasyonu, altcoin'ler arasındaki korelasyonu ilk olarak CryptoWatch sitesinden görüyoruz. CryptoWatch'tan şöyle bir adresi var ya da Google'a işte CryptoWatch correlation yazdığınızda çıkıyor. Seçiyoruz buradan mesela bir kripto para. Diyoruz ki örneğin bana XRP ile pardon, XRP seçiliymiş galiba. Evet, XRP ile XLM arasındaki korelasyonu var. İkisinin kesiştiği yer şurası. Bakın %86 kesişimi var. Buradaki kripto paralar arasındaki kesişim eğer %74'ün üzerindeyse bir arada hareket edebiliyorlar yorumu yapılıyor genel olarak. Bu da ne anlama geliyor? Bunlardan bir tanesi arttığında %74 ihtimalle, mesela XRP için %86 ihtimalle XLM de artacak. Şuradaki oranlara baktığınızda zaten çok yüksek olduğunu görürsünüz. Çünkü bunlar CoinMarketCap'teki tepe projeler. Burada bir tek Polkadot'u görmedim. O yeni diye muhtemelen koymadılar. Ama aşağıya doğru gidildikçe mesela Nano, bunların hepsini ekleyebilirsiniz bu arada böyle. Bakın çok daha düşük, mesela BitTorrent'in %58, %52'lik korelasyonları var. Bu ne anlama geliyor, %52'lik korelasyon? Hiçbir ana ilişki kuramıyoruz. Şu -0.54'ün üstüne çıkması o zaman da negatif korelasyon. Yani matematiksel olarak -0.54'ün altına inmesi negatif korelasyonu getiriyor. Negatif korelasyon ne demek? Yani örneğin ZRX ile NEO arasında bir negatif korelasyon varsa ZRX artarken NEO düşebilir anlamına geliyor. Ama burada genel olarak bir negatif korelasyon görülmüyor. Negatif korelasyon genelde nerede oluyor? Google Trends verilerinde. Mesela Bitcoin alımlarıyla, atıyorum, ev alımları, araba alımları, yani gayrimenkule yatırım ile kripto paraya yatırım arasında negatif korelasyon görülebiliyor. Bunları da Google Trends algoritmalarından bakıyoruz. Ama o coinler arası bir korelasyon olmadığı için bu videoda ona girmeyeceğim. Birincisi bu. Her şey yok ama bayağı bir coin var burada. Siz kendiniz bunun korelasyonunu yazılımla yapmak isterseniz önce bu verilere sahip olmanız gerekiyor. Şuradan bir yıllık veriyi açalım bu arada. Yani gördüğünüz gibi biraz daha tablo netleşti. Burada mesela şu BCH ile LTC arasındaki ilişki iyi. Ama çoğusunun bir anlamı yok. Anlamının olmaması bizim için bir anlam ifade ediyor. Yani orada bir şey yapma diyor. Ama burada mesela ne var bakalım. Mesela 68 var. Yine yaklaşmış, bayağı yüksek. BCH ile WAVS arasındaki ilişki. Şimdi bu teknik olarak korelasyon. Ama dediğim gibi biraz daha pazar hacmi büyük coinler arasında. İkinci korelasyon da şurada var. Coinleri geliştiren ekipler veya coinlerin sahip olduğu teknolojiler arasında bir korelasyon olabiliyor. Örnek verelim. Şimdi burada XRP ile XLM arasında bir korelasyon var mı? Bakalım önce. Gördüğünüz gibi %61 var. Yani aslında bu tabloya göre yüksek. Bir yıllık korelasyonu bu bir de. Belki daha kısa sürelerde daha yüksek korelasyonlar yakalamıştır. Yani işin içerisine boğa sezonunu katarsak. Şimdi bu neden oluyor? Çünkü XRP ile XLM çok benzer bir kod yapısına sahip. Benim hatırladığım, hatta ben iki projeye de çok yakın değilim ama hatırladığım kadarıyla XLM, XRP'den ayrılan bir ekip ve bazı eleştirilerden dolayı aynı kodu kullanıyorlar. Daha insani amaçlar için bir proje geliştirmeyle XLM ile yola çıkıyorlar sitelerle. Dolayısıyla XRP ile XLM arasındaki korelasyon anlamlı. Biri arttığı zaman diğerine yatırım yapılabilir mi? Ona bakmak lazım işte böyle durumlarda. Polkadot neyle yakın? Kusama ile yakın.
Çünkü Polkadot'la Kusama zaten neredeyse aynı kod. Kusama Polkadot'un Kaosa, Testa değil Kaosa. Orada deneysel ortamda bir şeyler geliştiriliyor. Slot sınırı yok. Hız 4 daha hızlı. 4 kat mıydı? Hatırlayamadım şimdi. Hız daha yüksek. Ha, güncellemeler daha rahat geçiyor konseyden. Öyle şeyler var. Başka mesela Ethereum ile Polygon arasında bir korelasyon olabilir. Neden? Çünkü Polygon Ethereum'un ölçeklenme sorununu çözmeye amaçlı. Yani ölçeklenme dediğimiz şey nedir? Şimdi sizin bir manav tezgahınız var. 10 tane domates koydunuz. Bunları satacaksınız veya 100 tane. Bir anda 20 müşteri gelirse satamazsınız ya. Birine anca yetişirsiniz. Aslında bu transaction'ların blok zincirdeki kaydı da buna benziyor. Bu ölçeklenme sorunu çözen Polygon çalışkan bir ekibi var. O şekilde gidiyor. Bunlar biraz daha teknolojik. Mesela VeChain ile neyim var? VeChain ile VTHO'num var. VTHO burada yok. İkinci sayfaya bakalım. Buradadır diye tahmin ediyorum. VTOR token niye? Çünkü VeChain sisteminde ödül olarak bu veriliyor. Ondan dolayı da bunlar arasında bir korelasyon sezebiliyoruz. Başka ne var? Mesela şöyle bakıyorum. Bu ikinci sayfa, birinci sayfaya bakalım. Birinci sayfaya bakalım. Burada Teta var mesela. Teta yani dağıtık bir video ağı aslında. YouTube'un kurucusu tarafından yapılıyor. YouTube'u Google'a satan kişi tarafından. Yani dağıtık video. Web3'ün video konseptine çalışıyorlar. Teta'nın token'ı da Tefuel. Dolayısıyla Tefuel ile Teta arasında bir korelasyon yakalayabiliriz. Şimdi korelasyonu niye yakalıyoruz? Birincisi büyük pazar hacmine sahip proje daha güvenilir elbette. Fakat biz ona yatırım yapınca daha yavaş artabiliyor. Aynı korelasyonda pazar büyüklüğü daha küçük bir proje yakalarsak onun katlanması, artması hızlı olabiliyor. O yüzden güven endeksini yani güvenilirliği büyük projeden yakalayıp onun korelasyondaki küçük projeye bakabiliyoruz. Onun dışında şöyle bakıyorum. Bir başka korelasyon da nerede var? Borsa coinleri arasında var. Şimdi borsa coinlerinin eleştiri aldığı noktalar merkezileşme sorunu. Yani blok zincir dağıtık bir yapıda olsa bile sonuçta bir borsayla bu kadar yakın olması merkezi borsayla eleştirme noktalarından biri odur. Avantajları da yine benzerdir. Yani avantajları da o borsanın kullanıcılarına birçok hak verilebilmesi, borsa üzerinden reklamının yapılabilmesi falan. Dolayısıyla borsa coinlerinin bir tanesi belli bir ivme kazandığında belli tabuları yıkar. Ve bu şekilde biz buradaki Binance coin aşağı doğru gidiyorum. FTX token, Huobi token aşağı doğru gidiyorum. Gözümden kaçmıyorsa OKB borsa coin'iydi yanılmıyorsam gibi gidiyor. İkinci sayfada yine bazı projeler var. Bunlar arasında da bir korelasyon yakalayabiliriz. Yani bir tanesi arttığında diğerlerinin de potansiyelinin büyüdüğünü görebiliriz. Başka nerede var korelasyon? Benzer teknolojik amaçlara yönelik projeler de var. Şimdi mesela burada Cardano, Polkadot, Avalanche, Solana, Atom bu projeler genelde ne diyor? Ben Internet of Blockchain diyor veya işte internet bilgisayarım diyor. Bu projelerdeki ortak şey ne diyor ki? Biz Ethereum'un ölçeklendirme sorununu çözüyoruz. Ölçeklenemiyor Ethereum. Dolayısıyla Ethereum'un ölçeklendirme sorununda gelişecek iyi bir şey. Yani
o sorunun çözülmesine dönük büyük bir hamle bunlara zarar verebilirken, oradaki tıkanma, o problemlerin uzaması da bu tarz Ethereum'un ölçeklendirme sorununu çözmeye çalışan uygulamaların artmasını sağlayabilir. Burada ayrı bir korelasyon yakalıyoruz. Bunun dışında mesela Bitcoin arasında nasıl bir ilişki var? Birisi gümüş, birisi altın olarak lanse ediliyor. Böyle bir algı var. Bu da farklı bir şey. Yani geleneksel piyasalarda altın ve borsa arasındaki ilişkiyi burada da düşünebiliriz. Çünkü burada böyle bir algı var. Onun dışında Tron da aynı şekilde, az önce bahsettiğim şekilde Ethereum Virtual Machine gibi şey var. Ama biraz daha eski projeler, Tron gibi projeler yeni projelere göre daha dezavantajlı duruyor. Yani daha sonradan. Çünkü onlar en azından vaat ettiklerini yapma ihtimalleri daha yüksek gibi görünüyor. Bakalım başka bir korelasyon nerede yakalayabiliriz? Bir de şey var, ekosistem olayı var. Mesela burada Polkadot ekosistemi, Solana yeni gelmiş. Solana'da ne var? Serum var. Tepeye çakmışlardır kesin. Bakalım Solana ekosistemi, Terra, Waves, Ren, Serum burada. Bugün tek artan içlerinde oymuş herhalde. Yok. Ha bir de Solana. Bakın Solana artmış, Serum artmış paralel olarak. Bu ekosistemdekilerin hepsi azalmış ama zaten bu ekosistemdekiler şöyle. Link mesela Solana ekosisteminin bir parçası. Şimdi Polkadot'a bassam orada da link çıkar. Link Oracle, yani dış dünya verisini aldığı için bütün ekosistemler linki koyuyor bir yerine. Bir her yerle partnerlik imzalıyor. Benim aklıma Solana ekosistemi deyince ilk Serum geliyor. Dolayısıyla ekosistem olarak da bakılabilir. Yani ekosistemde bir artış olarak da bakılabilir. Ama bu ekosistem olayına buradan bakmayın. CoinMarketCap verileri çok iyi değil. Gerçekten o benzer mesela Polkadot ekosistemindeki bir projenin Substrate altyapısını kullanması lazım. Veya işte Polkadot JS.org'da ya şuradan bakabilirsiniz. Hatta ben direkt göstereyim. Polkadot ekosistemi dediğinde buradan bakarsın. Burada projeler çıkar. Şuradan girersin. Burada projeler, bunlar testler. Canlıya geçen projeler burada. Dolayısıyla bu projeler arasında bir korelasyon yakalayabiliriz. Özellikle bugünlerde Polkadot kusama para chainlerini duyurdu. Bugün duyurdu Gavin Wood. Hatta şimdi şuradan bakalım. Bakalım bir hareket var mı? Kusama para chainine ilk şeyi statement'ı atmış olmaları lazım. Neyse buradaki korelasyonu da Polkadot JS.org'dan bakın. CoinMarketCap'i Polkadot'un kendi ekibi bile eleştiriyor. Kendi ekibi bile, bir tane para trade gözüküyor. Kendi ekibi bile buradaki, yani siz neye göre buraya Polkadot Echo deyip koydunuz diyor. O yüzden oradan bakmayın. Bir de bunların şeyleri vardır. Daha çok sitelerinde partnerleri vardır. O küçük projelerin oradan bakabilirsiniz. Bunlar da yine alt korelasyon bulmada işinize yarayan şeyler. Şöyle bir bakıyorum. Aslında bir tane daha alt korelasyon var ama bu benim biraz uzak olduğum bir şey. O da şu. Bazı projeler var. Şimdi onların isimlerini vermeyeyim ama bazı projelerde yatırım yapanların çoğu küçük miktarlarla yatırım yapıp biraz kumarmışçasına yaklaşıyor. O kumarmışçasına yaklaşılan projelerin de kendi arasında bir korelasyonu var. Çünkü onlar o yatırımcı kitlesi o projeleri bildiği için. Hani bu da aklınızda olsun. Şimdi isim verip şey yapmayayım. Aslında o projelerin de teknolojisi kötü değil ama öyle bir algı şey var. Mesela Siecoin Skynet projesini yapıyor. Yani merkezsiz dosya üzerine çalışıyor. Buna benzer alanda çalışan ne var? Filecoin var. Yine benzer alanda çalışan ne var? Filecoin. Bakıyorum. Sia var. Ha, Storj var mesela. Storj burada göremedim. Storj projesi var. Bu da yine şey adı nedir? Dosya transferiyle ilgili projelerde bir şey olduğunda, mesela ne oldu diyelim ki Google dedi ki ben bu
mesela Filecoin'inki IPFS, IPFS protokolü gibi protokolleri destekleyeceğim. Tak tak tak, yani bunların projeler o zaman çok önemli bir teknolojik hamle, teknolojik nasıl diyeyim, kabule ulaşabilir. O da fiyatlanabilir. Onun dışında mesela ANKR tarzı projeler, altyapı, infrastructure projeleri, yani Polkadot blockchain ekosisteminde altyapıyı sağlıyor. Ne demek altyapı? Mesela sen bir makine kurup doğrulayıcı olamıyorsun. O sana makineyi tesis ediyor dağıtık bir şekilde. Aylık ona bir para ödüyorsun. Bir yerde node kuruyor sana. Veya bir developer'sın, geliştiricisin. Sana çözümler üretiyor. Yani bu yine altyapı desteği sağlıyor. Bu altyapı projelerinde kendi arasında bir korelasyon olabilir. Burada kategoriler diye ayırdığı bir şey var. Bu kategorilerin içerisinde de işte atıyorum kumar, turizm falan demiş. Ama buralar çok gelişme aşamasında arkadaşlar. Ben buraları inceledim. Mesela file sharing'e girelim. Bakalım ne kadar yapmışlar. Evet, Filecoin'i koymuşlar. CI'yi koymuşlar. HoloBitTorrent'i koymuşlar. Storage'u koymuşlar. Bahsettiğim şeyler. Crust dosya paylaşımıyla mı ilgili olmaması lazım ama yanılıyor da olabilirim. Crust Çin merkezli Polkadot ekosisteminde çalışkan bir ekibin projesi, genç bir ekip. Loyalty, sadakat. Burada da kendi içinde zaten korelasyonlarını yakalamaya çalışıyor. Mesela diyor ki buradaki projelerin bugün 30 tanesi arttı, 24 tane stable coin getirdim. Mesela 9 tanesi arttı, 24 tanesi düştü diyor. Ama tabii bu listeler çok karışık. Bunu daha iyi çalışın. Benim dediğim mesela şeyler birebir korelasyondur. İşte Theta, Tefuil veya diğerleri. Kusama, Polkadot. Çok yakındır yani. Ama bu günlükte karşılaştırmayın. Biraz daha şeyde karşılaştırın. Mesela birinde bir fiyatlanma oldu diyelim. Diğerinde kısa bir süre içerisinde fiyatlanacağı. Hani bir günde değilse de atıyorum bir haftada fiyatlanacağını düşünebiliriz. Şöyle bir bakıyorum. Ha, merkezsiz borsalarda ayrı swaplar. Onlar da ayrı. Bunları da nasıl görebiliriz? Mesela teknoloji haberlerinde eğer merkezi borsalarla ilgili önemli sorunlar olursa, ya Allah korusun ama mesela Binance'te bir hacklenme olayı olursa merkezsiz borsaların gitgide daha da ön plana çıktığı bir süreç oluyor. Projeleri tek tek anlatmak isterim ama hani DeFi'ler olsun, nesnelerin internet projeleri olsun. Ama ona şu an vakit yok. Genel olarak bir alt korelasyonu bu şekilde bulabiliriz. %100 çalışır mı, çalışmaz mı? Yani ha mesela bir tane daha söyleyeyim. OMG var şurada gördüm. OMG Network. Yok pardon, OMG'de Origin Network var. Origin. Mesela Origin Network'ünde ben Theta ile bir korelasyonun olacağını düşünenlerdenim. Çünkü Theta'nın kurucusu ile Origin Network'ün kurucusu arasında çok yakın bağlar var. Bunlar eski PayPal çalışanları, birbirlerini destekleyen insanlar, doğrudan yani promote eden, reklamını yapan insanlar. O yüzden bunun Origin ile de Theta arasında bir korelasyon olacağını düşünüyorum. Şu anda Theta bayağı altlara kaymış herhalde. İlk ona doğru gidiyordu. Bunların arasında 7 günlüğü ne durumdaydı onu bilmiyorum ama %11 7 günlüğünü göremedim. Bunlar arasında bir korelasyon olabileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde. Bunlar benim gördüklerim. Sizin eklemek istedikleriniz varsa da ekleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.